Gençler, herkese merhabalar. Bugün yine bir klasikleşmiş olan Yamaha Daloğlu'ndayız. Neden Daloğlu'ndasın yine diye soracak olursanız, bugün de Yamaha R6 gelmiş. Çok şükür geldi. R6'yı biliyorsunuz fuara yetiştiremediler. Fuara gelemediği için şehre de çok geç geldi. Çekememiştik zaten. Evet, doğru diyorsun. Fuara da gelemediği için çekememiştik. Zaten bayda da çok geç geldi. Bugün hala da ne lan? Haziran. Ya. Haziran'dayız değil mi? Mayıs'ın 27'si bugün. Mayıs 27 oldu. Daha motor bayileri daha yeni geldi. Yamaha Şirin R6. Makine yalnız harbi yılan olmuş bu sefer. Harbi cinayet olmuş. Ben çok beğendim makineyi. Cinayet demeyeyim de cinayetlememe çok kızdılar. Cinayetten başka laf bulamadım dediler. Makine harbiden yılan olmuş ha. Ben makineyi çok beğendim. Çok güzel olmuş. Şeyini yani böyle tasarımı çok beğendim. Motor bloğu aynı. Birkaç değişiklik var. Onu da Berke ile beraber anlatırız. Berke kardeşime hainlik yapmış olmayayım. Ama dış görünüşü beni benden aldı. Bir 15-20 dakikadaki motosikleti incelerim şu anda. Tasarım olarak Yamaha bir kez daha kendini konuşturmuş. R1'den sonra en ses getiren tasarımı bence Yamaha R6'dır yani. Zaten tasarımları benziyor hemen hemen. Şeyler yani bir yakınlar birbirine. Hatta ön kafayı lan R1'e de benzetsek mi demişlerdi yani muhakkak. Böyle işte. Şimdi belki gelsin daha detaylı çekeceğim. Bak 5 dakika oldu mu lan? Tam 45 dakikadır ki şu açılışı yapmak için bekliyoruz kankamla. Kanka ne yapıyorsun? Tamam biz zaten bunlar formaliteden yapıyoruz. Bunlar 12'den beri burada bekliyorum ben. Neyse. R6'yı görmeye geldik. R6 hayal kırıklığı mı yoksa mutluluk mu göreceğiz onu değil mi? Vallahi sen beğendin mi kanka R6'yı şimdi bir dakika. Yamaha satıcısı olarak senden başlayayım kanki. Şimdi R6'yı beğendin mi? Sen bana onu anlat. Vallahi ben R6'yı beğendim. Vallahi biraz kuyruk yapısını beklemedim. Niye? Böyle... Senin motora benziyor diye mi? Yani benim motosikletle hemen hemen yakın birbirlerine tamam mı? Biraz daha aşağıda olmuş profili. Biraz daha dik olabilir değil mi? Olabilir, daha tabii. Dik olsaydı bence daha güzel olur. Ama bildiğin hani için... arkadan şey görsem R1 derim biliyor musun bunu? Benziyor tabii ama... Çünkü çok benziyor. Ya motor aynı olduğu için egzozu da değiştirmemişler. Tabii motorda ufak tefek farklılıklar var. Bazı parçalar titanyuma dönmüş. Euro 4'e uyarlanmış. Euro 4'e uyduğu için belki biraz bu yürümüyor olabilir mi? Yürümüyor olabilir ama egzoz sisteminden dolayı. Egzoz şey, Euro 4'ten dolayı motor güçlü ama Euro 4'ten dolayı yürümüyor olabilir. Kısıtlı tabii yazılımsal zaten kısıtlı olsun. Ama şey tasarımı baştan başa değiştirdi mi? Baştan sona da hiç eski bir şey yoksun şu an. Bak tasarımı baştan başa değişmiş. Eski hiçbir şey yok üzerinde. Sadece bir tek motor bloğu aynı. Motor bloğu her şey değişti gençler kısaca. Şimdi değişen asıl önemli benim için önemli olan şey amortisör sistemi. Tabii ki. Amortisör sistemi YKB kullandılar bunda. Şey KYB pardon yanlış söyledim ters söyledim. Bunu daha önce hiç motorda kullandılar mı yoksa ilk defa mı kullandılar? R1'de olan bir sistem. Eski yani R1'den mi yoksa? Yok bu şu anki R1'de. Şu anki R1'de aynı amortisör sistemi var üzerinde. Hemen arka hemen. Amortisör eski R6 ile aynı diyebilirim. Çok bir değişiklik yok üstünde bir şey fark edemedim. Tabii ki ama ufak tefek değişiklikler vardır. Aynen yani bizim bilmediğimiz muhakkak vardır. Bir de bunda quick shifter var. Standart olarak quick geliyor üstünde. ABS var ve traction control var 6 kademeli olarak. Bak quick shifter burada. Traction control var dedin. TCS var, ABS var dedin. TCS 6 kademeli miydi? TCS 6 kademe ve kapatabiliyorsun. Komple de kapatabiliyorsun. ABS standart dedin. ABS standart kapatılıyor. Quick shifter standart dedin. Quick shifter standart. Tamam. Fiyatı ne kadar? 66.666 lira. 27 Mayıs şu anda. Bugün 27 Mayıs. 27 Mayıs'ta 66.666. İlluminatım var lan bunda. Ne var anı satayım anlamadım olabilir ben. Olabilir yani o R6'da kaynakmış olabilir. Evet R6 olduğu için fiyatı o yüzden 6666. Neyse. Bir de bunda daha büyük bir değişiklik. Ön far sistemi değişti komple. Ön far komple LED sistem. Şey yani gibi. Motosiklette LED olmayan hiçbir yer yok şu anda. Her şey LED şu anda. Her şey bize kaydırmasına kadar LED. Sinyalleri LED. Buraları LED yapmışlar. Far taşları LED yapmışlar. Çattı mı aç kanka kontağı? Kimse görmesin ama. Bak görüyor musun detayı? Bak. Bak. Çok güzel bir görüntü bak. Burası LED. Zaten yeni nesil motorların çoğu artık LED diyoruz ama çalışmayınca bundan para çıkmıyor. Neyse belki kardeşim bize söylerse üstü bir çocuk olursak motoru çalıştırabilir. Onu bize sen bir düşün kanka. Biz bunu birazcık anlatalım. Amortisör sistemi yeniledik baştan başa. Onun dışında TCS eklendi dedik. ABS eklendi dedik. Quick shifter eklendi dedik. Arka amortisör aynı dedik. Grenaj her şey değişti. Motor bloğu değişmedi. Beygirde herhangi bir değişiklik yok. Beygir de aynı. Sadece şöyle söyleyeyim. Eski verdiği performans biraz daha kısıtlanmış bunda. Euro 4'ten dolayı. Tabi evet. Bu sadece R6 için geçerli değil. Tüm motosikletler için geçerli. Ben telefona bak kardeşim anlatmaya devam edeyim. O Euro 4 denilen olay
sadece yani Euro 4 denilen illet sadece R6 için geçerli değil, tüm motosikletler için geçerli. Mesela şimdi ben yeni MT09'un belki daha yavaş gittiğini sanıyorum. Veya TR700'lerin yenileri daha yavaş gittiğini düşünüyorum. Çünkü Euro 4'e uydurabilmeleri için böyle bir şey yapmış olabilirler. R6'ın egzoz sistemi aynı kalmış, güç de aynı ama değişik bir şey olmuş olabilir. Belki piyasaya düştüğü zaman ona bakacağız. Panel eski R1'in paneli. Yalnız bizim belki dikkatimizi çeken bir detay oldu. 6000 devirdeki R6 yazısı bizi bizden aldı kanka. Değil mi? Canım. Çok güzel bir detay yani. R1'de 1000 devirde var mı? Yok. R1'de 1000 devirde çalışmadığı için koymamışlar. Yani. Doğru diyorsun. Kanka şimdi panelde ne var? TCS var. Kardeşim şimdi şöyle baştan başlayayım. Şimdi bunda ekstra olarak takabileceğin GPS var. O ne işe? Buna GPS pistte ölçümlerini, vay, işte yatış açını, her şeyine kadar görebilmen için tabii ki takabiliyorsun. Motosikleti takip edebilirsin ama bunları şehir içinde mesela R1M'de de bu özellik var. Bu şehir içinde pek bir işe yaramaz. Yamaha Genius mi? Neydi? Ne o? Yamaha ürünü mü? Yaman ürün tabii. Yaman ürün, Yaman GPS'ini takıyorsun. Aynen öyle. GPS şu an üzerinde yok, standart yok, gelmiyor. Yok, standart yok. Yani GPS ekstra olarak alıyoruz GPS'i. Tamam. Onun haricinde şurada traction düğmelerimiz var. Bak nerede? TCS burada, TCS tuşu. Buradan bastıkça 6 kademeye kadar çıkıyor. TCS 6 en fazla tutan oluyor en değil mi? En fazla tutanı olan, TCS 1 en düşük tutanı. En düşük. Yani en az müdahale. Basılı zaman, tuttuğumuz zaman da şu şekilde. Evet, şu anda TCS off yani şu anda Tokyo Drift. Şu anda Allahu Ekber modu. Başka? Onun haricinde şöyle söyleyeyim, 16500 devirde Redline'e giriyor motosiklet. 16500 devirde. Evet. Birçok 600'lüklerden. Yani hemen ama hemen aynı aslında. Hani rakiplerine göre şöyle söyleyeyim, R6 en agresif iyi bir motosiklet. R6 en iyi viraja yetebilen, en iyi kontrolü olabilen motosiklet. Zaten pistleri genellikle R6 kullanılıyor. Aynen. Ki bu daha da başarılı oldu eskisinden. Onun haricinde şehir içinde kullanmalık bence en karizmatik 600'lüklerden biri. Dedin ki R6 şehir içinde kullanılabilecek en yakışıklı 600'lüklerden. Değil mi? Tabii. Ben de yerim, dikkatli bana var. Bakıyorum. Kameraya bak. Yani. Neyse. Ben R6'yı inanılmaz beğendim. Yani tasarımını çok beğendim. Yani şey olmuş ya, bazıları beğenmiyor ama artık teknolojiye, böyle değişen yaşam koşullarına bence artık alışmamız lazım. Mesela senin R1. O da başlı başına bir robot gibi. Benim 09 hiçbir şeye benzemiyor. Yeni çıkan 09 o da bir şeye benzemiyor. Ama insanlar artık buna alışmalı. Hani artık küt tasarımlar falan eskide kalıyor. Aynen öyle. Artık teknoloji ayak uyduruyoruz. Değişiyor. LED farlar, LED sinyaller, cadlar, uçlar olduğu zaman. Şimdi önceden koca koca şurada bir tane far vardı. Şimdi adam buraya küçücük bir tane şey koymuş, topuz koymuş. Olayı komple hani bunlar ne kadar hallediyor. Diye düşünüyor artık. Artık onun peşine de hani tasarıma daha çok önem veriyorlar. Biraz daha GP tarzı bir şey oluyor. GP tarzı tabii. Artık yani süper sporlar o tarza dönüyor Honda haricinde. Honda eski sistemini devam ettiriyor. Honda fukara takılıyor kanki. Yani ben öyle diyorum yani. Kimse alınmasın, gücenmesin. Tabii ki öyle ama yani. Honda doğruya doğru yani. Yani motosikletler içerisinde en fukarası bence Honda. Bunun sesinde bir değişiklik var mı? Dinleteceğim sesini bize. Ne yapacağız? Sesini dinleteyim mi bilmiyorum. Dışarıda mı dinletelim? Aslında dışarıda dinletebiliriz. Dışarıda fark et. Dışarıda da çekeriz. Onu sonraya çekelim. Aynen. Ne diyelim? Başka yani anlatacağım bir şey yok. Diyelim ki Berke şey diyor, kanalıma abone olun diyor. Artık kanala Berke, onu da söyleyeyim kanka. Dur. Bu arada Berke kardeşim de kanalına artık önem gösteriyor. Benim yoğun ısrarlarım sonucunda dedim ki, oğlum şu elindeki videoları hepsini yükle artık dedim. Kanal dedim bir güncellik getir dedim. Sözünü aldım, haftada bir video yükleyecek. Güncelleme mi lan? Haftada 3'e çıkardık. Vay, haftada adam 3 video yüklüyoruz. Bana bir sözü verdi, haftada 3 sözünü veriyor şimdi. Altta da yazıyorum onu, Berke Kelebek'te YouTube kanalına abone olursunuz. Oradan da Berke'ye ulaşabilirsiniz. Dışarıda sesini dinleyeceğiz bunu. Bir etrafına dolaşıp güzel bir video çekelim belki. Müzik bana gideriz. Sonra müziği kapatırım. Aralt'ın etrafında dolaşırız. O tarz bir video ilk yaparım yani. Her zamanki yaptığım gibi. Bu arada oruçluyum, o yüzden biraz tutuklu yapıyorum. Arka kuyruğu da bak çalışırken bu şekilde. Yani gençler diyebileceğimiz o. Hani R6 hakkında başka öyle aman bir şey diyemeyiz zaten. Daha da piyasa çıkmadığı için hani daha mı iyi daha mı kötü bir şey de diyemiyoruz. Şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla sadece tasarımını falan filan anlattık. Onun dışında başka da bir şey yok. Başka herhangi bir şey yok yani. Bunda sadece bir seri altı küçülmüş. O hayal kırıklığı yaratabilir. Kanka seri altı zaten onu... sele yok burada ya. Yani. Selahattin küçülmüş değil, Selahattin kaybolmuş bence. Hiçbir şey yok. Selahattin'i çalmışlar baba. Selahattin'i çalmışlar. Selahattin'i koymayı unutmuşlar. Spice Girl.
gangster. Böyle işte gençler, R6'yı da çekmiş olduk bu vesileyle. Çalıştırdık, inceledik, etrafına dolaştık. Daloğlu'nda yine bir ilk. Daha doğrusu Türkiye'de bir ilk. Video zaten hiçbir yerde yok. İlk biz inceledik, ilk biz çektik. Şimdi kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Rica ediyorum müşteriler, bu arkadaşlar motor teslim alırken anahtar parası atın. 5 tane çocuk var. Evet, aynı öyle. Motoru çekeceğim ben. Sen rahat ol. Hani o. Merhaba. Evet. Videoya giremedik anasını. Videoya bir türlü giremedik. Telefonu kapatabilse R6 videosuna geleceğiz de. Telefonu kapatamıyor bir türlü. Bak şimdi. Merhaba, size bugün... Açılışı sen yapalım. Arkadaşlar merhaba.